Doların yükselmesinin etkileri tüm sektöre yansıdı. Dolar pazarı duruttu. Pazar hemen birden bire şey oldu. Pazar hoş idi dolar kahmeni var. Dolar indi 52 53 olup gün be gün alem durup il başladı da. Bana ne bahane olun olmaz. Otomobil sektörü de doların yükselmesinden payını aldı. Oto galeride araba fiyatları adeta cep yakıyor. Doların yükselmesi araba fiyatlarını etkiledi. Evvel bir arabanın fiyatı Irak'ı dinardan 15 milyon ise ihtimal bir gelir fazla 16 milyon oldu, 15 buçuk milyon oldu. Millet bunun hesabı nedir? Dir ihtimal dolar daha fazla oldu. Av durum diğer, indi araba almayayım, yarın bir gün belki dolar bir de eski sene döner, 145'e döner. Onda bir arabanın fiyatı ihtimal Irak parasıyla 1 milyon döner. Eski yolu. Yani alam gel varalardı, bir cep alardı, bir adı Şimdi alam eğer alırsa da alırsa da bir sayıda bir eksin tarla, bir, bir, akıl bir deftere. Defter. O da 13 günde bir akıda olmuyor bu marazda. 13 günde dor, do, sebep dorardı. Krediyle araba alan vatandaşlar ödeme konusunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü krediyi dolarla ödüyor. Bazar sıfırdı. Sene vay mene tecevüldü. E ondan tarafa yani alem bazı kıstan alıp parasın buzonda yani fark var içinde. Ondan tarafa herkes yani muanatı var bu dolar yüzünden. Vallahi inşallah ener istikrarı olur. Alem de alışverişini yapar iyi bir şekilde yani. Doların yüksek olması piyasadaki tüm sektörleri etkiledi. Araba sektörü de bunlardan birisi.